Çok teşekkür ediyoruz ve vakfımızın yönetim kurulunu da yine sahneye davet ediyoruz. Sanayici Abiş Hopikoğlu. Avukat Ali Demirhan. Avukat Abidin İnan. İş adamı Bülent Gül. İş adamı Bayram Kaya. İş adamı Cemal Şengel. Profesör Doktor Dekan Cevat Gerni. SSK Müfettişi Çetin Ürüt. Diş Doktoru Dündar Özbaylar. İnşaat Mühendisi Belediye Başkan Yardımcısı Malik Batur. İş adamı Fuat Kulaçoğlu. İş adamı Gürbüz Aslan. İş adamı Hakkı Demirbağ. Mali Müşavir Hasan Keskin. Sendika Başkanı Hüseyin Karakaya. Mimar İbrahim Erkal. Özür diliyorum. Sanatçı İbrahim Erkal birazdan sahnede olacak. Mimar Hüseyin Karakaya. Hastaneler Birliği Genel Müdürü İsmail Kartal. İl Müdür Yardımcısı Kasım Karakuş. Gazeteci Kenan Gülerci. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi. İş adamı Lütfü Şahsuvaroğlu. Sanatçı Lütfü Ortakale. İş adamı Metin Taş. İş adamı Muhammed Ertuğrul. İş adamı Sayın Mustafa Akın. 22. dönem milletvekili Profesör Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mustafa Ilıcalı. Emekli Müdür Mustafa Kafkas. İş adamı Necmi Akalın. İş adamı Nihat Önal. İş adamı Lütfü Somun, inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi Süleyman Genç. İş adamı Selçuk Özkavcı. Daire başkanı Sinan Bayraktar. Mimar TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Polat. İş adamı Şamil Güney. İş adamı Taylan Mesut Gil. İnşaat mühendisi Tuncay Atasever. İş adamı Sarraf Zekai Özaslan. Zabıta müdürü Zeki Karakalle. İş adamı Zilnur Zülal. Ve vakfımızın kadın kolları başkanı emekli öğretmen Neşe Şairoğlu. Yönetim kurulumuz burada. Biraz arka tarafa gelebilirsek, sığmadık sanırım. Biraz açılalım. Vakfımızın çalışmaları, vakfımızın kuruluş amacı, bugüne kadar yaptıkları, bugün burada toplanma sebebimiz, tüm bunların sizlere yansıtılmasına sebep olacak isim o kimdir? Vakfımızın Sayın Başkanı Sühadengiz'e alkışlarınız efendim. Güçlü alkışlarla bu güzel ekibi bir araya toplayan Sayın Vakıf Başkanımız Sühadengiz'e daha güçlü alkış gelsin lütfen. Sayın Bakanım. Ekipten bakanlar kurulu oluşur mu? Şimdi tabii yüzündeki ifadeye bakınca inanılmaz bir sıcaklık var. Başkanım, başkanım saklanma, şöyle alayım. Vakfımızın çalışmalarıyla ilgili bizlere bilgi verebilir misiniz başkanım? Sayın başkanım lütfen bilgi verir misiniz? Vermeye çalışacağım. Peki başkan, buyurun. Saygıdeğer sayın bakanım, sayın kolordu komutanım, kaymakamlarım, belediye başkanlarım, protokolü herhalde saysam bir iki saat geçer. Ben protokola, burada bizleri onurlandırdığı için bütün protokola teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli hanımefendiler, yiğit dadaş Erzurumlu kardeşlerim, ayrıyeten Erzurum'dan buraya gelen gazeteciler, Erzurum Doğu Anadolu gazeteciler, Erzurum Gazeteciler Başkanı ve yönetimine buradan Erzurumluluk
hemşericilik örneğinin en güzel duruşunu bize gösterdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vakfımız 1995 yılında kurulmuş olup vakfımızın adı Erzurumlar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'dır. Vakfımızın genel merkez binası Maltepe'de bulunmaktadır. Vakfımız 6 katlı olup vakfımızda kültürel hizmetler yapmaktayız. Bodrum katında çocuklara ve gençlere Erzurum erkek bar ekibini öğretiyoruz. Ayrıyeten yok olmakta olan kadın bar ekibi çalışmalarımız var. Bugün de çıktı, oynadılar. Yine gençlere yönelik tekvando, karate kurslarımız var. Bir üst katımızda gençlere pimpon, profesyonel hoca yönetiminde pimpon çalışmalarımız var. Diğer katımızda kadınlar kolu. Kadınlar kolu tarafımızdan vakfımızda yaklaşık 14 tane kurs vardır. İngilizce, bilgisayar, el işi, Erzurum yemekleri, bu kurslarımızı Maltepe Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapıyoruz. 2 yıl içinde 330 tane kursiyere belgesini takdim ettik. Diğer bir katımızda ayrı kadın kollarının bir iki çalışmasından daha bahsedeceğim. Kültürel geziler, kültürel faaliyetleri var. Ayrıyeten şehitlerimizi anmak için Türkü Cumhuriyetleri ve geçen yıl 24 Nisan'da Erzurum'da Kaskapı'da büyük bir katılımla şehitlerimizi anma toplantısı yaptık. Ben burada kadın kollarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir üst katımızda burada Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Ayrıyeten yönetim kurulu üyelerimiz İbrahim Erkan ve Lütfü Ortakale eşliğinde saz, bağlama ve Türk art müziği çalışmalarımız var. Bütün kurslarımız ücretsiz olup tüm hemşerilerimizi vakfımıza bekliyoruz. Bunlar içinde yine Erzurum'dan gelip, Erzurumlu olup veyahut diğer memleketlerden gelen hemşerilerimize gıda ve giysi yardımlarımız devamlı yapılmaktadır. Ben çalışmalarımızı herhalde anlatsam biraz daha zaman sürer, fazla zamanınızı almayayım. Bizim 2 tane büyük projemiz var. Birincisi Erzurum Yanıkdere'ye şehitlik abidesi yaptırmak. Diğeri de Erzurumlular adına bir cami, içinde toplantı salonu, taziye evleri olan, yanında yurdu olan bir cami yaptırmak istiyoruz. Bu camimizin bir aşamaya geldik. Burada da bizzatı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız bu konuda çok büyük emek sarf etti. Bizim bu çalışmalarımızda kendilerini Erzurum'a adayan, Erzurum sevdalısı, yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Alkış onların, asıl başkan ben değilim, gizli başkan yönetim kurulu arkadaşlarımız. Huzurlarınızda tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Buraya teşriflerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.